Halk Partisi Milletvekili Ömer Fethi Gürer pandemi sonrası gelen zamların emekli maaşlarını zora soktuğunu belirterek maaşların yükselmesini gerektiğini vurguladı. Hatta bunun alakalı da bir kanun teklifi sunduklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ömer Fethi Gürer pandemi sürecinde gelen zamlar sebebiyle emeklilerin büyük ölçüde etkilendiğini belirtti. Ülkemizde pandemi sürecinden işçi, çiftçi, esnaf, engelli, sanayici, işlere kapanan, işlere kapandığı işsiz kalan herkesin etkilendiği gibi emekliler de ciddi anlamda etkilenmiştir. Ülkemizde 13 milyon emekli sabit bir gelirle ücret almakta ancak her gün ürünlere gelen zamların etkisiyle giderleri sürekli artmaktadır. Bu bağlamda emekli maaşlarının düşük olması da emekliler için büyük bir handikaptır. Emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirten Gürer, maaşlarda belirli düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı. Ülkemizde ne yazık ki aşırı sınırın altında emekliler maaş almaktadır. Önemli bölümü 1500 a civarında ücret alıyorlar. Bunun ortadan kaldırılması için bir düzenlemeye ihtiyaç var. En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalıdır. Bunun için de kanun teklif verdim. Asgari ücretin altında emekli maaşı almamalı. Asgari ücret dahi bugün açlık sınırının altında kalmış durumdadır. Emeklilerimizin geleceğin yaşamlarının daha iyi olması için, yaşamlarını daha kaliteli sürdürebilmeleri için emekli maaşlarında bir nebze daha iyileştirme zorunlu ve ihtiyaçtır. Bunun için de asgari ücretin altında emekli maaşı olmamalıdır. Gürer ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi olarak emekli maaşlarının asgari ücret miktarına çıkarılması yönünde kanun teklifi sunduklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz daha önce de emekliler için kanun teklifleri verdik. Bu kere verdiğim kanun teklifinde en düşük emekli aileyenin asgari ücret düzeyine getirilmesini e, talep ettim. Çünkü asgari ücretin altında bir ücret de artık ülkemizde yaşanabilirliği sorgulamak gerekir. Çünkü temel tüketim maddelerini dahi almak, gıda, giyim, ulaşım, doğalgaz, aydınlanma gibi ihtiyaçları karşılamak neredeyse mümkün değildir. Bu yönde verdiğim kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ele alınması, emeklilerin sorunlarının ciddi biçimde değerlendirilmesi, yaşamakta olan sorunlarının ortadan kaldıracak çözüm önerilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi ile sağlanması şart ve ihtiyaç durumundadır. Cumhuriyet Halk Partisi NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli maaşlarının en az asgari ücret kadar olması için çalışmalara başladıklarını duyurdu, emekli vatandaşların ülke nüfusunun önemli kesimini oluşturduğuna vurgu yapan Gürer, emeklilik kavramı. Bir işte gerekli hizmet süresini tamamlamış kişinin belli bir yaş aralığına gelmesi neticesinde çalışma hayatından çekilmesi sonucu sarf ettiği emeğin ödüllendirilmesi yani devlet tarafından sürekliliği olan bir gelir bağlanması ile kişinin. Emekli bir kişi olarak yaşamının geri kalan kısmını herhangi bir işte çalışmak zorunda kalmadan idame ettirmesini ifade eder. Ülkemiz nüfusunun 9,5 5, 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşmaktadır. Bu rakam ise 7.943.364 kişiye tekabül etmekte olup bu kesimin büyük çoğunluğunda emekli vatandaşlarımız yer almaktadır. Ülkemizdeki emekli vatandaşların sayısı ise 13 milyon civarındadır ifadelerini kullandı. Koronavirüs salgınının hem insanların sağlığı hem de gelirlerini derinden etkilediğine dikkat çeken CHP NİDE milletvekili, emekli maaşlarıyla ilgili verdiği kanun teklifinin gerekçesine ayrıca şunlara dikkat çekti. COVID-19 salgını hem insanların sağlığını hem de gelirlerini olumsuz etkilerken bu olumsuzluklara maruz kalan kesimlerin başında emekli vatandaşlar ve bu grubun çoğunluğunu oluşturan 65 yaş üstü vatandaşlar gelmektedir. Günümüzde birey ve onun her türlü refahı önceliğe sahip bir konu olmalıdır. Bu hususta ülke yönetimlerinin izledikleri politikalarda ayrıca önem arz etmektedir. En büyük toplumsal gruplardan olan emekliler her geçen gün daha fazla ekonomik zorluk çekmektedir. Ülkemizde 9 milyon emekli açlık sınırının altında emekli aylığı almaktadır. Milyonlarca emekli ve hak sahibi asgari ücretin çok altında aylık ve gelir ile yaşamını sürdürmek zorunda olup yaşadıkları geçim sıkıntısı yüzünden ciddi bir kısmı ise çalışmak zorunda kalmaktadır. Devlet ve özel sektör, emeklilerinin ekonomik ve sosyal durumlarını yakından incelemeli, gözetmeli ve sürekli iyileştirmenin yollarını aramalıdır. Devlet emeklilerini yokluğa ve yoksulluğa terk etmemelidir. Bu sosyal devlet olmanın bir gereğidir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamı emekli maaşlarını doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple 13 milyon insanın yaşam kalitesi belirlenen enflasyon rakamı ile doğru orantılıdır. Enflasyon sepetinde bulunan ürünlerin vatandaşın en çok tükettiği ana ürünlerden oluşması ve bu ürünlerin oranlarının yükseltilmesi konusunda kapsamlı araştırmalar yapılarak konuya azami hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Enflasyon sepeti her yıl güncellenmesine rağmen belirlenen enflasyon oranları neticesinde, açlık sının altında, emekli maaşı alan kişi sayısının her geçen yıl artış göstermesi başlıca araştırılması gereken bir konudur. Ülkemizdeki 13 milyon emeklinin ise, alım gücü her geçen gün düşerken, ikinci işte çalışan emeklilerin büyük çoğunluğu ise salgın döneminde işini kaybetti. Ekonomik anlamda yaşanan olumsuzluklara ek olarak temel gıda ürünleri içerisinde yer alan yumurta, tavuk ve ayçiçek yağına gelen zamlarla beraber emekli vatandaşların alın gücü ciddi ölçüde düşmüştür. Enflasyonun yükselmesi yaşam pahalılığını beraberinde getirirken ülkemizdeki toplumsal grupların tamamını olumsuz anlamda etkilemiştir. Asgari ücret uygulaması sosyal bakımdan uygun asgari bir yaşam seviyesinin sağlamasını amaçlayan ve gıda, konut Giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçların günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olarak tanımlanmaktadır. Covid-19 salgınının hem insanların sağlığını hem de gelirlerini olumsuz yönde etkilerken bu olumsuzluklara maruz kalan kesimlerin başında emekli vatandaşlar ve bu grubun çoğunluğunu oluşturan 65 yaş üstü vatandaşların geldiğini belirten Gürer, en büyük toplumsal gruplardan olan emekliler her geçen gün daha fazla ekonomik zorluk çekmektedir. Ülkemizde 8 milyon emekli açlık sınırının altında emekli aylığı almaktadır. Milyonlarca emekli ve hak sahibi asgari ücretin çok altında aylık ve gelir ile yaşamını sürdürmek zorunda olup yaşadıkları geçim sıkıntısı yüzünden ciddi bir kısmı ise çalışmak zorunda kalmaktadır. Devlet ve özel sektör emeklilerinin ekonomik ve sosyal durumlarını yakından incelemeli, gözetmeli ve sürekli iyileştirmenin yollarını aramalıdır. Devlet emeklilerini yokluğa ve yoksulluğa terk etmemelidir. Bu sosyal devlet olmanın bir gereğidir dedi. Enflasyon sepetinin her yıl güncellenmesine rağmen belirlenen enflasyon oranları neticesinde açlık sınırı altında emekli maaşı alan kişi sayısının her geçen yıl artış göstermesinin başlıca araştırılması gereken bir konu olduğuna değinen Gürer, ülkemizdeki 13 milyon emeklinin ise alım gücü her geçen gün düşerken ikinci işte çalışan emeklilerin büyük çoğunluğu ise salgın döneminde işini kaybetti. Ekonomik anlamda yaşanan olumsuzluklara ek olarak temel gıda ürünleri içerisinde yer alan yumurta, tavuk ve ayçiçek yağına gelen zamlarla beraber emekli vatandaşların alım gücü ciddi ölçüde düşmüştür. Enflasyonun yükselmesi yaşam pahalılığını beraberinde getirirken ülkemizdeki toplumsal grupların tamamını olumsuz anlamda etkilemiştir diye konuştu. Geçim sıkıntısının somut bir örneğidir. Bu sebeple en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine getirilmesi yıllarca emek vererek çalışmış bu kesimin rahat bir şekilde yaşamlarını idame ettirmeleri için atılacak önemli bir adım olacaktır.